Tayfur Bey'in eve eşi kayıp kaybolduktan sonra birkaç kez daha alkollü geldiklerini, eve giremeyecek, kapıyı açamayacak halde olduğunu söylemişlerdi. Onun dışında herhangi başka bir şeye şahit olduklarını söylemiyorlar. Bedriye Hanım'la da sadece o 10 günlük süre zarfında iki kez kapıda karşılaştığını, sosyal bir kadın olduğunu, sadece iki kez konuştuklarını, henüz tanışmadıklarını söylüyorlar. Ama her ikisi de Bedriye'nin kaybolduğu saatte evde olmadığını söylüyor. Her iki komşuda Evet, evet. Yani o yüzden evet. evde bir ses mi çıktı, ne oldu, kavga mı oldu falana şahit olmamışlar. Yani apartmanda kimse yok. Evet, bunu... E Bilmiyorum, abla hani şimdi var mı yok. Evet. Yani bunu sen, böyle söylüyorlar. Yani sen yani servise binerken o küfür ediyorsun, mesela eve girdiğinde küfür ediyor musun etmiyor musun duyan kimse yok. Abla yemin olsun ses seslenmiyorum. Hani evde olsalar da mesela hani... E sen de, ama sen, ben bana gene, bir... sen gene o küfür etmeden önce de yemin olsun yok orada hiçbir tartışma olmadı demiştin ya Tayfun'cum Evin içinde yani. bir şey yani merdivenden çıkar karabadan iniyoruz yemin olsun konuşmuyorum ben Bak bunu. evin içinde diyor ablacığım bak evin içinde. Ev, ettim, evin, evin içine içinde. girmiyoruz bak yemin bak, olsun evin girmiyoruz içinde. evin içine. Bu dikkat et ablacığım. Peki Muhammed Bey'e de tek bir şey soruyorum. Muhammed Bey yani Tayfur'a... Siz mi dediniz polise git evde kavga ettik de diye? Çünkü Tayfur ilk ifadesinde evde kavga ettik çekti gitti demiş. Bunu siz mi söylediniz ona? Ama lütfen dürüstçe konuşun. Evet. Yani mühim olan burada Tayfur'u suçlamak değil yani. Olayı çözelim. Ablacığım. Ee, Müge Hanım öncelikle iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ablacığım ben o ayın 7'sinde Cuma gün saat 5'te evden çıkıyorum. Tamam. ...ben e, Gedikli'de... ...Şarkı garajın Gedikli köyünde... ...Kiras Hasası'ndayım. Saat dokuz buçuk onda beni arıyor... ...diyor ki bana... E, ...kaynağı olan... bizim kız, ...sizin kız kayıp dedi. Dedim oğlum jandarmaya polise gittin mi? Gitmedik dedi. Oğlum gidin sana dedim. Dedi sen gel beraber gidelim dedi. Benim gelmem yedi buçuk sekizi bulur dedim. Ondan sonra abla neyse ben Akşehir'e geldik... ...beni aldı e, köyü Kavşağı'ndan. Eee... Karakola gittik. E, karakola doğru yöneldik. Dedi ki bir gün daha bekleyelim dedi. Yok dedim beklemeyelim. Bir gün daha, bir gün daha doğru daha karakola de, gittik. De, de, de. Karakoldaki e, bunu ifadeye Ablacığım e, ifade vermeye Tayfur içeri girdiğinde polis arkadaşlar, memur arkadaşlar bana sordu. Dedi bu alkollü müydü dün dedi. Vallahi bilmiyorum abi bana yemin ama dedim. Alkol almadığını söyledi. Hı. Hmm. Bunların da daha önceden de hani karakolda şikayet dilekçeleri olup da geri çekildiği için polisler dedi ki memur arkadaşlar belki kafasını dinlemek için 10-15 günde de bir yere gitmiş olabilir. Başka da bir şey söylemediler bana. Ha, tayfur'un içeride ne ifade verdiğinden yemin olsun bilmiyorum. Arabada gelirken sen demiyor mu? Şeye gidelim, polise gidelim hani kavga ettik de. Vallahi evet. demedin Kavga ettik de bunu sattın işte 3-4 gün içinde Yok, polisler bulur. Yok sen bana bulursun. Tayfur. Ya, Muhammed doğru Beni diyorsun. dinle beni. Eğer ki sen, bak, eğer ki sen ben ile kavga ettik demiş olsaydın... ona kere ben sana durumları anlatmıyorum mu? Muhammed kapıdan içeri Hiç. girmedi bu, öyle Hayır. etmedi, böyle etmedi. Abla... Ne söyledi? Müge Hanım, Müge Hanım bir dakika beni dinle... Müge Hanım bir dakika dinliyorum, beni dinler misiniz? Dinliyorum. Müge Hanım bana anlattığı ifade şuydu. Saat iki buçukta... E, Bedriye'nin kaybolduğunu fark ediyor. Arabiye bindim diyor. Akşehir'de her aramadık yer komadım diyor. E nasıl fark ediyorsun? Tamam dedim mi? ben bir şey demedim. Bana bir şey anlatma dedim. Hayır, ne nasıl abla? Ama nasıl kayboldu yani? <laughs> Daha iki buçukta kayıp yok ki kardeşim. Abla bana anlattığı şu. He ne dedi? Ee, dedi işte bu televizyoncular geldi dedi tarlada. Kameranın önüne geçmek için daldan dala zıpladı. Böyle böyle etti. Kavganız, dövüşünüz var mıydı? Dedim yok dedi. İstersen Musa girdi orduydu. Sorabilirsin dedi. He. Tamam. Ee, Tayfurla konuştuktan sonra Musa bey de beni aradı. He. Onlar, Musa arıyor? dedi ki Musa bana arıyor, sen kardeşim sen dedi. Canlama dedi. Yanlış anlama dedi. He. Ben aramadım. Musa'nın numarası bende yok ki. Ne dedi? Musa bey dedi ki, Muhammed dedi, Allah rızası için dedi. Yani eğer yerini biliyorsan dedi. Söyle dedi yani bu e, biz bunu iş almak için çok uğraştık dedi. Abi hmm. dedim yemin ettim abla her şeyin üzerine yemin verdim. Ama benim zoruma giden konu şu. Hani Musa Bey'in son anda e, hani ifadesini değiştirip işte Tayfur'un içtiğini, işte tekkiye gittiğini bu olaylardan vallahi de billahi haberim yok. Musa Bey başta onları yani söylemek hiç istemiyor. Söylemek istemiyor çünkü hani e, Tayfur'un da suçlanmasını ha. istemiyor. Sonra Tayfur böyle saçma sapan konuşunca artık kimse e, onun arkasında durmak istemediği için gerçekleri anlatmaya başladı. Şimdi başta hani gene Bedri'ye döner boşu boşuna Tayfur'da evet. sıkıntı yaşamasın diye anlatmaya. Bu benim kendi kanım bilmiyorum katılırsınız katılmazsınız. Ondan o yüzden onu anlatmaya başladı. Peki sen demedin mi iki buçukta kaybolduğunu fark ediyor ya yani evin içinde mi ne, nasıl anlattı sana onu? Çok önemli evet. bu nasıl anlattı? Abla, e, abla e, Taladan geldiklerini beraber tamam. arabayla. Bu kapıdan içeri giriyor, kapıyı yüzüne kapattım diyor. Hı hı. Elimi yüzümü yıkadım, kapıyı açtım. Bedriye yok dedi. E sonra ne yaptın dedim. Arabaya bindim dedi bak. Motor demedi bana. Arabaya bindim. Akşiye her tarafı aradım dedi. Ha ben burada neyi öğrendim? Arabanın bozuk olduğunu, kontağının bozuk olduğunu televizyonda öğrendim. Kontağını yaptırdık diyorum. Kahvede bin lira olduğunu Kontak televizyonda, televizyonda yapalım, öğrendim. Bak, Mehmet kontağı yaptırıyoruz diyorum bak. Arabanın kontağı vallahi bozuk yok. Vallahi Kontağını yok. Vallahi kontağı yok. bak ben sana. Doğruları söyle. Yok bana vallahi demedin. Doğruları söyle. Ya doğruları söylüyorum. Tayfur sana. O gün sarhoş olduğunu Sen bana miydin? böyle anlattın. O sarhoş olduğunu, intihar ettiğini falan da bilmiyordun. İntihar girişiminde bulunduğunu da bilmiyordun. Abla. Abla ben size şöyle söyleyeyim. Yani bak hiç size ne sorduysanız hiç yeminle cevap vermedim. Şimdi yeminle size cevap veriyorum. Dört çocuğumun üzerine bak. Eğer Allah bana Allah Allah içtiğini Allah Allah. falan deseydi bu olaylar böyle olmazdı abla. Niye söyleyeyim? niye diye sorarsanız. Çünkü bunun hep kavgalarında hep alkol. Alkol ben senin yanında alıyorum bak. Siz yarın ters gün yine alıyorum ben... Yarın alıyorum ben senin yanında alkol. Arkol alıyorum bak onu sen ne bir diyorsun? Ya, benim... Bir dakika dinle ha. bak ben şu anda. Bence onu anlatmaya çalışmıyor diyor ki biz her kavganın sonucunda aslında çok alkollü olduğunda değil mi Tayfun'un hali hareketi değişiyor. Evet şimdi o gün abla bak yine yeminle konuşuyorum. İster inanın ister inanmayın o vicdanınızda kalmış. Bana dedi ki çocukların üzerine yemin ederek ayın altısında içmediğini söyledi. Önce burada da söyledim. Ben inandım, gerçekten hayır, inandım. Dedim ki, geldik de hatta de, sen polis arkadaşlarla sordum. Sen diyorsun ki, işten kalk gittin de, alkollü müydün diyorsun, Tağfur, alkol, Tabii, tarladan dakika, geldik dinle, dinle. ben bak. Tarladan geldik, alkollü değildik gittim de diyorum. Lafı çevittirme yani. Lafı çevittirme, sen ne diyorsun? Kavga, yani tamam, kavga sen alkollü de, değildik de. dedim, ben de aynısını söylüyorum. Kavga alkollü müydün alkollü değildik bak, Mehmet, tarladan geldik diyorum, iki buçukta diyorum. Lafı döndettirme bak, Sen bana hiç kavga ettik demedin, Tayfur. Arkaya geçme yani. şeye ya. Sen benimle kavga ettik geçme. deseydin bu olay böyle olmazdı. Yok, kavga ettik demiyorum zaten bak. Ne diyorum ben sana? Kapıyı kapatıyoruz. Gidiyor diyorum ben sana. Sen ne diyorsun? O gün ha, diyorsun alkollü ettin. A, yani, a, arkol böyle arkol anlattın. Ke. Gittiğinde hani kavga ettiğinizde diyorsun sen alkollü müydün Muhammed? İki buçukta gidiyor ben şey etmedik diyorum. Bir daha görmedim ben bunu diyorum bak. Gündüz iki buçukta Hayır, gidiyor. Bu ben bunu zaten bir daha görmüyorum. Bir şey etmedik. Sadece yüzüne kapıyı kapattım. Hah. Ha. O da aynı şeyi söylüyor. Sadece diyor alkolü olduğunda Bak, olayı çektiğinde hani, şey, hani, 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 Böyle sordum. ettiğinizde o diyor alkolü müydün O ben de kavga, de, kavga değildim zaten kirası topluyordum diyor. Şimdi önce size şu drone konusunda e, drone görüntüleri evet, evet. izletmek istiyorum ve ekibimize drone konusunda yardımcı olan Akşehir esnaflarından e, sevgili Resul Türkmen'e de çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Bakın biz başka bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok derin uçurumlu bir yerden bahsediyoruz sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi cezaline gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.